Söylediğim gibi an meselesi bir kara harekatının olması. Şimdi savunma ve güvenlik koordinatörü emekli kıdemli albay Mithat Işık konuğumuz olacak. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Maalesef yayını aldığım noktadan, sizi misafir etmeye başladığım noktadan başlamak istiyorum. Büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Bir yandan bir savaş suçu işleniyor. Bu başlık altında ne söylemek lazım? Şimdi baştan şunu şöyle girmek istiyorum konuya. Hamas'ın planlamış olduğu burada bir baskın şeklinde icra edilen bir komando harekatı, bir özel kuvvet harekatı veya bir gayri nizami harp harekatı diyebileceğimiz Hamas burada bir planlama yaptı. Başlangıçta bunu incelediğimiz zaman gerçekten planın çok doğru planlandığını, bu operasyonun baskın şeklinde icra edildiğini, emir komuta birliğine önem verildiğini, planın sade olduğunu, demir kubbenin istihbarat yönünden de baktığımız zaman demir kubbenin zaaflarının da Hamas tarafından çok iyi analiz edildiğini ve buna göre de çok uygun bir plan yapıldığını görüyoruz ve harekata başladıklarında baskın şeklinde bir harekat planlamışlardı Hamas yetkilileri burada. Bu geçiş bölgelerinden değişik usullerin kullanılması, denizden sızmaların yapılması, paramotorların kullanılmış olması, karadan sızmaların yapılması, harekatın başlangıcıyla koordineli olarak buradaki bulunan engellerin dozerlerle yıkılması, aynı zamanda çok sayıda roketin aynı anda atılmak suretiyle demir kubbenin zafiyetlerinin tespit edilerek demir kubbeyi adeta kullanılmaz hale getirmesi yönünden baktığımız zaman doğru planlanmış bir harekat. Burada tabii şöyle de bir durum var. Sanki insanlar devamlı şunu söylüyorlar. Ben ona katılmıyorum. İsrail'in çok güçlü olduğunu, ama burada Mossad'ın çok güçlü bir istihbarat olduğunu söylüyorlar. Ama bu burada esas olan onun gücü değil. Burada esas olan Hamas'ın bu harekata çok gizli bir şekilde çok iyi hazırlanmış olması ve böyle bir şekilde İsrail'in işlerine kadar bir takım değişik ilerleme vasıtalarıyla, sızma vasıtalarıyla sızdığını görüyoruz. Burada bu çok başarılı. Ancak Hamas benim değerlendirmeme göre şöyle bir hata yapmış oldu. Şimdi baktığımız zaman Gazze çok dar bir alan içerisinde, 2,5 milyon insanın yaşadığı bir bölge burası. Hı hı. Şimdi Hamas'ın bence harekatı, yani savaşı, çatışmaları İsrail'in daha derinliklerinde, derin bölgelerinde en az 10 gün sürdürecek şekilde bu harekatı planlamış olması gerekirdi. Bakıldığı zaman evet, planlama çok güzel, harp prensiplerinin sadelik prensibi, baskın prensibi, emir komuta birliği, burada İslam-ı Cihat'la beraber aynı anda hareket etmiş olmaları bakımından çok başarılı bir plan. Ancak sızmaların, bence burada yeraltı teşkilatının bu derinlik bölgelerinde, yani İsrail'in toprakları içerisinde güçlü bir yeraltı teşkilatının daha önceden oluşturulmuş olması ve bunların sağladığı istihbaratla beraber Hamas'ın sızdırmış olduğu gerillalarına, savaşçılarına bu derinliklerde gizli lojistik destek depoları açmış olması gerekirdi. Çünkü şunu biliyordu Hamas'ın yetkilileri, planlayanlar da, İsrail'in savaş taktiğine baktığımız zaman hedef göstermeksizin, hedef gözetmeksizin kendisine tehdit olduğunu ve olacağını değerlendirdiği şu Gazze şeridi dediğimiz bu bölge içerisinde hastaneden tutun okula, işte evlerin bulunduğu yerlere büyük bombalarla, yani patlama gücü çok güçlü olan 1000 librelik bir bombalar atacağını Hamas'ın hesaplaması gerekirdi. Burada bence Hamas böyle bir hata yapmış, ama burada eğer Hamas bu sızdırmış olduğu unsurlarının İsrail'in değişik kritik bölgelerinde savaşı bir haftayla 10 gün İsrail derinliklerinde sürdürebilecek şekilde de tedbir almış olsaydı, İsrail bütün bu güçleriyle Gazze'ye yönelmesini bence önlemiş olacaktı. Burada şunu söylemek istiyorum. İsrail yetkililer her ne kadar yıllarca bu bölgeyi bombaladılar, topraklarını genişlettiler. Ancak
Buradaki yaşayan insanlar, baktığımız zaman Filistin halkı burada bir ölüm kalım mücadelesi veriyor, bir yaşam mücadelesi veriyor. Biliyorsunuz ki dünyada en tehlikeli silah ölümü göze almış olan insanlardır. Bu bölgede yaşayan Filistin halkı adeta bir açık hapishane durumuna gelmiş durumda. Bu 2 milyon, 2,5 milyona yakın bir insanlar. Burada bunların dünya ile adeta ilişiği kesilmiş durumda. Sadece 3 tane geçiş kapısı var. Bir de Mısır'a olan bir geçiş kapısı var. Bunlar da tamamen İsrail güvenlik güçlerinin kontrolü altında. Dolayısıyla siz bu insanlara burada yaşama hakkı vermediğiniz sürece, bunların da bu açık hava hapishanesinde ne zamana kadar tutacaksınız? Bugün baktığımız zaman İsrail bu Filistin halkının birçok kahramanlar çıkardığını gösteriyoruz. Daha da çok kahramanlar çıkaracaktır. Burada Filistin savaşçıları, Filistin gerillalarının içerisindeki baktığımız zaman bunların birçoğunun gözünün önünde dedesi, ninesi, annesi, babası, dayısı, kardeşi ve birçok akrabaları İsrail askerleri tarafından çeşitli iskencelerle öldürülmüş ve bunların ölümüne onlarca İsrail bombası sebep olmuştu. Dolayısıyla burada savaşan insanlar zaten ölümü halkı için, toprakları için ölümü göze almış olan insanlardır. Sayın ölümü Işık. Göze almış olan insan en tehlikeli silahtır. İsrail'in burada yapması gereken en önemli şey bu açık hava hapishanesinde hapsettiği insanların bunların da insanca yaşayacağı bir yönetime kavuşması. Sayın Işık, konuşmaya bir çözümün burada kurulması. Peki, konuşmaya devam edeceğiz. İki devletli çözümün burada kurulması gerekiyor dediniz son cümle olarak. Bir virgül koyacağım, yine konuşmaya devam edeceğiz.